Ellerinize sağlık çocuklar. O cello şerefsizi hak ettiği cezayı buldu ya. İçimin yağları eridi resmen. Az bile yaptık ablama. Evet, Onca uyarıldı. Onca şey yaptı ama hak ettiği şeyi buldu, cezayı buldu. Aslında hak ettiği ceza bu değildi. Daha fazlası da tek cello ile bitmiyor sorun. Onun arkasındakiler önemli. Yönlendiriyorlar, mahallelere getiriyorlar böyle. Senin evlatların gibi, Emre gibi insanları, gençleri zehirliyorlar. Ya ne yapılması gerekiyorsa yapalım yani. Yani çocuklar zehirlenmesin, ölmesin. Hani sadece çocuklarımız gün gün erip ölürken aileler de eriyor, aileler de ölüyor. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Evet, halk toplantısı olacak halk meclisinin. Orada bunu daha fazla dile getirmeyi düşünüyoruz abla. Senin yaşadığın olaylardan kaynaklı hem öfken olsun hem yaşadığın deneyimler olsun. Daha tecrübelisin şu an. Başka anaların evlatları ölmesin diyerek insanları yönlendirebilirsin, bilinçlendirebilirsin. Çünkü çok önemli bir konu şu an uyuşturucu mahallelerde. Hani senin burada konuşmanı istiyoruz. Gelip insanlara anlatmanı istiyoruz. Bunu yapabilirsin yani. Ben yanınızdayım çocuklar. Ne gerekiyorsa yaparım. Yani üzerime ne düşüyorsa yaparım. Yani ben oğlumu kaybettim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Yani bir canım var. O canımı korum ortaya. Başka çocuklar ölmesin diye o canımı korum ortaya yani. Abla, Emre öldü. Hepimiz üzgünüz. Ama bu üzüntüyü öfkeye çevirmemiz gerekiyor. O yüzden mahallede hep birlikte, halkla birlikte yani. Sen, esnafı, taksicisi, kahvede oturanı, ev kadını, herkesin bir araya gelip meselenin cello ile bitmediğini söyledik zaten. Hı hı. Uyuşturucu saldırısına karşı daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Ya onlar satarken korkmuyorlar, onlar zehirlerken korkmuyorlar, onlar çocuklarımızı öldürürlerken korkmuyorlar. Ben de korkmayacağım artık. Ben de korkmayacağım. Her yeri de anlatacağım, herkese anlatacağım, kapı kapı anlatacağım. Bana diyorlardı ki bulaşma torbacılara, bulaşma uyuşturucu satanlara. Gördüm işte cezalandırılırken korkulacak yanları yok. Dikileceğim karşılarına. Başka çocuklar ölmesin diye dikileceğim karşılarına. Yapacağım, elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan sonra yanınızdayım. Ne yapılması gerekiyorsa yanınızdayım. Benim oğlum öldü, başka çocuklar ölmesin diye. Bütün analara, bütün kapılara, duyduğum pazarda, bakkalda, markette, nerede olursa olsun herkesle konuşacağım. Uyuşturucu satıyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar diyeceğim. Korkmayacağım. Geçen bizimkiler Fatma abayı görmeye gitmiş Murat. Ben senin de gitmeni bekliyordum da sen gitmemişsin. Benim işim vardı, gidemedim. İşim vardı, biraz şey oldu yani. Neden gitmenin az çok ben anlıyorum da sen anlatsan daha yani ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun. Ya çok söyleyecek bir şey yok. Çocuk öldü yani aramızdan son. İyi değildi. Bana yaptıklarını biliyorsunuz. Şimdi annesi de tanıdık ettik bir insan. O süreçte çocuğuyla da ilgilenemedik. Biz kendimiz en azından siz bize el attınız ama biz ona bir şey de yapamadık. Kızgındık vesaire falan. Çocuk öldü ondan sonra yani yüzlerine bakacak bir durumum yok yani. Yani kendimi mahcup hissediyorum. Ondan dolayı gitmedim yani. Yani şeye dönüyor Murat sonrasında hani ben senin duygularını çok iyi anlıyorum. Ben de bazen aynı hissediyorum. Bizim ya acaba yanlış yaptık diye. Ama yaptıklarımız şeyler belli. Herkesi bir arada tutmaya çalıştık, sana emek verdik, Emre'ye emek verdik. Ama bugün biz Fatma ablanın yanında olmak zorundayız. Hani bunu en çok sen olmak zorundasın. Hele senin gördüklerinle, öğrendiklerinle, yapman gerekenlerle. Sen demiştin Fatma ablaya gidip o cello'yu cezalandıralım diye gösterdin. Hani bizim burada ailelerimize o emeği vermeliyiz. Yanlarındaki oğlumuz biz olmalıyız yani. Ama kadın da orada ferde oğlumu niye kurtaramadınız falan diyor. Şimdi diyecek bir şey de bulamıyorsun. Yani son süreçte çocuğa arkamızı döndük. Hani ben bu boyutta olacağını bilsem o kadar dönmezdim ama şimdi çocuk öldü. Annesi orada çocuğumu niye kurtaramadınız falan deyince şimdi hangi yüzle gidip yüzle ama arkasını döndüğümüz nokta artık o boyuta vermişti ki ya tetikçilik yapacaktı ya da şey yapacaktı artık bizim de kontrolümüzden çıktı. Yani belki biz gereken emeği fazla veremedik ama bizim dönüp ahlarla vahlarla feryat figan etmemizden çok bizim nerede yanlış yaptık, nerede eksik kaldık, nereden tamamlarız yani. Hani şimdi ahlamanın ya da duygusala bağlamanın çok bize kazanç yapacağı bir nokta yok yani. Fatma abla sonrasında geldi. Cello'yu cezalandırdıktan sonra elinize sağlık çocuklar, ben de size elimden geleni yaparım. Gelin bizim evde kalın dedi. Ölüm oruçlarını anlattık, onlara destek olurum dedi. Hani tutacağımız, o kanat geleceğimiz birçok nokta var ki. Yani insana dair hiçbir şey bize uzak değil. O insanın sadece
hayatına girmemiz lazım. Evet, artık dedi sizler de benim çocuklarımsın, oğullarımsınız dedi. Ama orada seni görmesi daha farklı olurdu. Bizim çocuklar da gitti, arkadaşlar da gitti biliyorsun ama orada senin olman daha da bir yakın olurdu. Hani Fatma abla bizim de anamız ama hani ben sadece Emre ile öyle son süreçten dolayı yaşadıklarımızdan onunla konuşmadık, bir şey de yapamadık. Böyle vefat etmesinden sonra yüzüne bakamıyorum çok fazla ama her zaman onun yanındayız yani. Bir ihtiyacı, bir isteği olduğu zaman her zaman başucundayız, bir sorun yok. Fatma'na da zaten şu an hani gelip direnişe katılmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Bizim ona yapacağımız yardım budur yani. Onun o yalnızlığını, onun o oğlunu kaybetmesinin acısını, öfkesini düzene akıtacağız onu. Düzene öfkelenecek, direnişe destek verecek, Didem abluları çocukları sayacak. Bunu görüyor zaten. Senin yapacağın düzenli olarak sen git, sen görür, seni çok seviyor. Yani ailelerimizin düşüncelerini bu şekilde örgütleyebiliriz, bu şekilde bizim olabilirler. Başka şekilde olmayacak zaten. En güzel örgütleyen de direniştir, en güzel birlikte olan da direniştir. Bu direniş bizi birleştirecek. Bak herkesin bir sorunu oluyor, oğlunu kaybediyor, kimisi başka bir şey yaşıyor. Ama hep birlikte direnişe katabiliriz ancak Murat. Yapacağımız yardım budur. Annemiz diyorsak, o bizim ablamız diyorsak, onun için iyiliği budur yani. Hep birlikte olarak bunu yapabiliriz. Sen daha fazla gitmelisin, daha fazla görüşmelisin. Tamam, öyle.